Herkese merhaba. Eğer Netflix üyesiyseniz Netflix'te film seçmenin ne kadar güç olduğunu bilirsiniz. Boş vakitlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek için bir film ararsınız ama o filmi buluncaya kadar bayağı bir zaman harcarsınız. İşte bu videoyu hazırlamamın temel nedeni de bu. Şimdi sizlere izleyebileceğiniz Netflix yapımı 10 tane birbirinden güzel film önerisinde bulunacağım. Videoyu sonuna kadar izleyerek sizler için uygun olan filmleri izleme listenize ekleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Spencer Confidential yani Spencer Kanunları, başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı 2020 yapımı bir aksiyon komedi filmi. 5 yıldır hapiste olan eski bir polis memuru Spencer'ın cezaevinden çıktığı gün önemli bir emniyet yetkilisi bir cinayete kurban gider. Cinayetin baş zanlısı da arabasında intihar etmiş halde bulunur. Cinayete kurban giden emniyet yetkilisiyle Spencer'ın arasında da geçmişe dayanan bir husumet olduğundan Spencer da şüpheliler arasındadır. Spencer'ın bu durumda yapması gereken şey adını temize çıkartmaktır. Bu cinayeti çözmek için karakterleri oldukça farklı olan eski bir suçlu Hawk ile birlikte hareket etmek zorundadır. Spencer kanunları, mizahı, gerilimi ve temposuyla sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film. Romantik bir komedi olan Always Be My Maybe, 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen çocukluk arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Çocukluk arkadaşı olan Sasha ve Marcus'un yolları San Francisco'da yeniden kesişir. Sasha ünlü bir şef, Marcus ise yerel bir müzisyendir. San Francisco'ya gelen Sasha nişanlısı tarafından terk edilir. Burada Marcus devreye girer ve Sasha'yı kaybetmek istemez. Ancak bunun için önüne çıkan engelleri aşmak zorundadır. Başrollerinde Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves'in oynadığı bu romantik komediyi keyifle izleyebilirsiniz. Şimdi sırada Katolik Kilisesi'ni konu edinen The Two Popes var. Bu biyografik dramda 2013 yılında Papa 16. Benedikt'in beklenmedik istifası ve bunu takiben Latin Amerikalı ilk Papa olan Francis'in seçilmesi ele alınır. Kilisenin izlediği yoldan memnun olmayan Kardinal Bergoglio, Papa Benedikt'e emekli olmak istediğini belirtir. Ancak bu sıralarda Papa Benedikt büyük bir skandalın ve iç sorgulamaların pençesindedir. Benedikt, Katolik Kilisesi'nin temellerini sarsacak bir sırrı ortaya çıkarmak ister. Vatikan'ın gizemli duvarları ardında geçmiş ve gelecek, günah ve af üzerine bir mücadele başlar. Başrollerinde Anthony Hopkins ve Jonathan Pierce'ın oynadığı film, dram ve felsefi konuşmaları sevenler için listeye eklenmesi gereken bir film. Başrollerinde Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern gibi isimlerin oynadığı Marriage Story bir boşanma hikayesini konu ediniyor. Tiyatro yönetmeni Charlie ile oyuncu eşi Nicole ayrılmaya karar verir. Bu ayrılık sürecinde çiftlerin yaşadıkları olaylar gerçekçi ve yalın bir şekilde ele alınıyor. Günümüzdeki evlilikler ve yaşanan sorunlar, toksik ilişkiler filmde tüm gerçekliğiyle seyirciye sunuluyor. Bu romantik komedi hem sizi eğlendirecek hem de düşündürecek. 6 milyarderin kendilerini korumak için kendilerini ölü göstererek suçluların peşine düşmesini konu edinen Six Underground, aksiyon severler için oldukça güzel bir film. Başrolünde ünlü oyuncu Ryan Reynolds'un bulunduğu filmin yönetmeni de Transformers serisinin başarılı yönetmeni Michael Bay. Her birinin farklı görevleri olan bu 6 kişilik toplama ekip hem eğlendiriyor hem de aksiyonu sonuna kadar hissetmenizi sağlıyor. Bu yüzden Six Underground, aksiyon severlerin boş vakitlerinde izleyebilecekleri başarılı bir film. Sırada bir çizgi filmden esinlenilerek yapılan The Old Guard var. Geçmişte devlet tarafından bir grup paralı asker ölümsüz hale getirilir. Bu paralı askerler kimliklerini sır gibi saklayarak yaşamlarını sürdürür. Ancak genç bir üye tüm işleri karıştırır. Onların sırlarını ortaya çıkarmak ve bu bilgiyi ele geçirmek isteyen bir girişimciye karşı sırlarını korumak için savaşmaları gerekmektedir. Başrollerinde Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, Mervan Kenzar gibi isimlerin bulunduğu The Old Guard, aksiyon ve bilim kurgu severler için Netflix'te izlenebilecek en iyi filmlerden biri. Dünyada kaybedecek bir şey olmayan paralı asker Tyler Rake, Hindistan'ın en büyük uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlu Ovi Majahan'ı Bangladeş'ten kurtarmak için görevlendirilir. Ovi'yi kurtardıktan sonra şehrin en büyük uyuşturucu baronu Amir şehri kilit adını alma çağrısı yapar. Tyler artık her adımda düşmanla burun buruna gelecektir. Yol boyunca Tyler bir yandan Amir'in adamlarıyla mücadele ederken diğer yandan da Ovi'nin babasının sağ kolu Saju ile mücadele etmek zorunda kalır. Başrollerinde Chris Hemsworth ve Radraj Jaiswal'in bulunduğu Extraction, soluksuz bir aksiyon gerilim arayanlar için harika bir film.
Robert De Niro ve Al Pacino'nun başrolde olduğu The Irishman, bir mafya tetikçisinin hayatını konu edinen suç, gerilim ve biyografi türü bir film. Filmde 2. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, uzun yıllar Buffalino suç örgütü için çalışmış biri olarak karşımıza çıkıyor. İrlandalı lakabıyla anılan Sheeran, birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve aynı zamanda işçi sendikası memuru. Yaklaşık 3,5 saatlik bu filmde saygıyı, saygısızlığı, zaman ve aile kavramının önemi, güvenilir birini bulmanın nedeni güç olduğu gözler önüne seriliyor. Sıradaki filmimiz Norveç yapımı Kadaver. Başrollerinde Kite Wied ve Thomas Glestad gibi oyuncuların oynadığı bu dram, korku ve gerilim filminin konusu kısaca şöyle. Dünya nükleer bir felaket geçirmiş ve ardından insanlar kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Bu sırada açlık çeken bir aile bir otel sahibinden teklif alır. Otel sahibi aileyi ücretsiz bir akşam yemeğine davet eder. Yemeğin cazibesine kapılan aile bir süre sonra değişik durumlarla karşı karşıya kalır. Son olarak izlemenizi önereceğim film aslında bir belgesel. Vahşi Doğa belgeselcisi David Attenborough'un hem kendi yaşamını hem de vahşi doğadaki değişimi anlattığı bu yapım herkesin izlemesi gereken bir farkındalık filmi. İnsanların son birkaç on yılda doğa üzerine yaptığı değişimlerin günümüzde nelere yol açtığı ve eğer böyle devam ederse gelecekte bizi nelerin beklediğine dair önemli bir projeksiyon sunuyor. Neredeyse insan elinin değmediği tek bir yer bile kalmadığı günümüzde böyle farkındalık içeren bir belgesel filmin hazırlanması takdire değer. On film önerisinde bulunduğumuz bu videonun da sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.